Herkese merhabalar Tonguç Kampüs'te birlikteyiz geldik TET AYT biyoloji soru tahminlerine gençler hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak tabii ki TYT ve AYT'de güncel MEP'te neler var? Müfredatta nelerden sorumluyuz? Bunlardan bahsedeceğim gençler. Aynı zamanda geçen senelerdeki ÖSYM'nin sorduğu sorular üzerinden bu seneki tahminlerimizden de bahsedeceğim. Şimdi 2022 TYT Biyoloji Güncel MEP kazanımlarına baktığımız zaman 3 tane 9. sınıf, 3 tane 10. sınıf ünitesinden sorumluyuz. Son yıllarda yapılan MSÜ'lere, TYT'lere baktığımız zaman 9 ve 10. sınıf konuları karşımıza sorular çıkıyor. İlk ünitemiz neydi? Yaşam bilimi biyolojiydi. Yaşam bilimi biyoloji ünitesinin içerisinde canlıların ortak özelliklerini öğrenmiştik. Arkasından canlıların temel bileşenlerini, inorganik ve organik bileşikleri öğrenmiştik. Sonra hücre ünitesine geçtik. Hücre ünitesinde hücre zarının yapısını, hücre zarından madde alışverişlerini öğrendik. Stoplazma ve çekirdek kısmında da çekirdekten, organellerden, sıvı kısımdan bahsetmiştik. Arkasından canlılar dünyası geldi. Canlılar dünyası dediğimiz zaman da sınıflandırma ölçütleri, canlı alemleri bu kısmın içerisinde yer alıyordu. Böylelikle 9. sınıf konularını bitirmiştik gençler. Hatta hücre ünitesinin son kısmında bilimsel çalışma yöntemlerini de anlatmıştık diyeyim. 10. sınıf konularına baktığımız zaman da ilk ünitemiz hücre bölünmeleriydi. Hücre bölünmeleri ünitesinde mitoz ve eşeğsiz üremeyi, mayoz ve eşeğli üremeyi görmüştük. Karşılaştırma sorularına özellikle dikkat edin. ÖSYM farklı ve ortak özellikleri karşılaştırmalı olarak sormayı çok sever. Mesela mitozla mayozun şekilsel bir karşılaştırma sorusu e, bu tarzza çok uygun diyeyim gençler. Eşeyli ve eşeysiz üremede keza karşılaştırma yapılması mümkün bir konu. Kalıtımın genel ilkeleri ünitesine geçmiştik. Kalıtımın genel ilkeleri ünitesinden de mutlaka bir tane soru geliyor. Gelen soru da genellikle seçici soru oluyor gençler. Soy ağaçları üzerinden soruları soruyorlar. Kan grupları veya eşeğe bağlı kalıtım kısmından çıkma olasılığı daha yüksek. Tabi birazdan açacağım. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları da son ünitemiz oluyordu. 2022'nin AYT biyoloji konularına bakacak olursak da insan fizyolojisiyle 11. sınıf konuları başlıyordu. Sinir sistemi, duyu organları, endokrin sistem, destek hareket, sindirim, dolaşım, lenf sistemi, solunum sistemi, üriner sistem, üreme sistemi ve embriyonik gelişim kısmı insan fizyolojisi ünitesinin içerisindeydi. 11. sınıfın sonunda biraz 10. sınıftaki ekosistem ekolojisinin devamı niteliğinde komünite ve popülasyon ekolojisi kısmı vardı gençler. Sonra 12. sınıf konuları başlıyordu. İlk konumuz genden proteineydi. Nükleik asitlerden DNA'nın eşlenme mekanizmasından protein sentez mekanizmasından bahsediyorduk. Arkasından da biyoteknolojiyi anlatmıştık. Canlılık ve enerji dediğimiz zaman da fotosentez ve hücresel solunum kısmı işin içine giriyordu. Arkasından uzun bir ünite olarak bitki biyolojisi karşımıza çıkıyordu. 2 veya 3 tane sorusu gelecek. Sonra küçük ünitemiz canlılık ve çevre kısmı vardı. Burada da yapay seçilim, doğal seçilim gibi kavramların bilinmesi gerekiyordu diyeyim. Buradan analizlerime geçeyim. 2018, 2019, 2020, 2021 sınavlarına bakacak olursak gençler her sene yaşam bilimi biyolojiden bir tane soru karşımıza çıkıyor. Yaşam bilimi biyolojide DNA ve RNA'nın karşılaştırmalı soruları iki sene üst üste geldi. Geçen sene de lipitlerin, trigliseritlerin özellikleriyle ilgili bir soru karşımıza çıkmıştı. Yani canlıların temel bileşenlerinden karbonhidrat, yağ, proteinler bunların genel özellikleri, enzimler kısmı bizim için önemli. Hücre ünitesine baktığımız zaman da prokaryot, ökaryot farkının iki sene üst üste geldiğini görüyoruz. Geçen sene de doğrudan hücre zarının yapısıyla ilgili bir soru karşımıza çıkmıştı. İşte fosfolipitler akışkandır, glikoprotein, glikolipitler her hücrede aynıdır tarzında öncülü bir soru vardı. Sınıflandırma yani canlılar dünyasında her sene sorusu gelen bir konu. Genel olarak gençler ya alemlerden bir tanesini içinden seçiyorlar ya da o baştaki basamaklardan, ampirik, filogenetik sınıflandırmadan, homolog, analog organlar kısmından soruyorlar. Alemlerden seçecek olurlarsa da işte kuşlar, mantarlar, Hayvanlar aleminden çıkma ihtimali daha yüksek. Hücre bölünmeleri kısmına eşeysiz üreme ve eşeyli üremenin e, başlığı altında öğrendiğimiz partenogenez yani bir eşeysiz üreme çeşidi çıktı 2019 yılında. 2020 yılında hücre bölünmeleriyle ilgili genel bir soru çıktı. 2021 yılında ise mayozla ilgili bir soru çıkmıştı karşımıza. Kalıtıma baktığımız zaman soy ağacı üzerinden genellikle sorunun çıktığını görüyoruz. Bazen kanguru ları bazen eşeğe bağlı kalıtım soruluyor. Bazen de tümünü içine dahil eden sorular karşımıza çıkıyor ki geçen seneki soruda yazıp silmeli, yazıp silmeli işte otozomal baskın taşınır mı? Otozomal çekinik taşınır mı? X'e bağlı çekinik taşınır mı tarzında deneme yanılmalı bir soru çıkmıştı karşımıza. Ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları dediğimiz zaman e, 2019 yılında biyolojik birikimle ilgili bir soru geldi. Bir zincir vermişti. Hangisinde biyolojik birikim en fazla olur diyordu. 2020 yılında güncel çevre sorunları kısmındaki biyolojik çeşitlilikle alakalı bir soru vardı. 2021 yılında da besin ağıyla ilgili bir soru çıktı karşımıza. Genelde atlamalı yapıyorlar. Bir sene ekosistem ekolojisi kısmından, bir sene güncel çevre kirliliği kısmından soru karşımıza çıkıyor. Hemen AYT ile ilgili de soru dağılımını vereyim gençler. Tabii ki 2018 ve 2019 AYT'lerine baktığımız zaman biraz farklı durumlar karşımıza çıkıyor gençler. Müfredatta değişiklikler oldu. Hem pandemi dönemi olmasından dolayı sorulmayan bir kısım vardı. 2019 yılında da müfredat değişikliğinden dolayı atlanılan bir kısım vardı. O yüzden ben size çıkması muhtemel kısmın üstünde durarak anlatayım. İnsan fizyolojisi kısmına baktığımız zaman sistemlerden bahsediyoruz diyoruz. Hangi sistemleri beklediğimizi birazdan söyleyeceğim. Geçen seneki sınavda 4 tane sorusu çıktı. Bu senede 4 veya 5 tane sorusu mutlaka gelecektir. Hücresel solunum ve fotosentez kısmından da birer soru çıktı. Ya ayrı ayrı soruyorlar ya da iki bilgiyi bir araya karacak şekilde soru geliyor. Gençler canlılık ve enerji kısmından protein sentezi kısmından hem nükleik asitlerin yapısı kısmı karşımıza çıkıyor. Hem de protein sentez mekanizması karşımıza çıkıyor. İki tane soru vardı. Ekoloji kısmına baktığımız zaman popülasyon ve komünite ekolojisinden de iki tane soru karşımıza çıktı. Bitki biyolojisinden iki tane soru vardı. Canlılık ve çevreden bir tane soru vardı. AYT sınavında niye diğer seneleri çok fazla kale almadık? 2019'dan 2020'ye geçiş işte gençler komünite ve popülasyon ekolojisi görülmeden bir geçiş söz konusu oldu. O yüzden 2019 sınavında komünite ve popülasyon ekolojisinden soru gelmedi gelmeyeceğini de söylemiştik. 2020 yılında da pandemiden dolayı bitki biyolojisi ve canlılık çevre kısmı çıkarıldı. O yüzden de bitki biyolojisiyle canlılık ve çevreden soru gelmedi. Yani bizim AYT sınavı için 2021'i baz almamız daha doğru olacaktır diyeyim. Hemen buradan soru tahminlerine geliyorum. Gençler bakıyoruz TYT Biyoloji 2021 yılında yaşam bilimi biyolojiden tabii ki bir tane soru karşımıza çıktı. Mutlaka bu senede bir tane sorusu gelecektir. Genel özelliklere özellikle dikkat edin gençler. Karbonhidratların, yağların, proteinlerin ve enzimlerin genel özelliklerine dikkat edin. Bunların karşılaştırmalı sorusu gelirse de karbonhidrat yağ ve proteinin karşılaştırmalı soruları karşımıza çıkabilir. 2021 yılında hücreden de tabii ki bir soru karşımıza çıktı. Hücre zarının yapısıyla ilgili bir soruydu. 15. soru olarak karşımıza çıkmıştı. Hücre zarından madde alışverişlerine ve organellerin genel özelliklerine dikkat edin gençler. Mutlaka bir tane soru gelecektir. Zor bir soru sormak isterlerse hücre zarından madde alışverişleri ile ilgili düzenekli bir soru koyar ki TYT sınavında çok zor soruların geleceğini beklemiyoruz. Organellerin genel özellikleriyle ilgili de bir soru karşımıza çıkabilir. Mutlaka bunlara dikkat edin. Buradan geliyorum canlılar dünyası kısmına gençler. Canlılar dünyası kısmından da geçen sene 17. soru geldi. Mutlaka bu senede bir tane soru gelecektir. E, cins basamağı ile ilgili bir soruydu. Aynı cinse ait olan canlılar aşağıdaki özelliklerden hangisi görülür görülmez tarzı bir soruydu. Ben her zaman söylüyorum gençler biyolojide kesinlikle sadece sürekli mutlaka her zaman... Bu kelimelere dikkat edin. Bu soruda da can alıcı kısım kesinlikle kelimesiydi. Öncüllerin bir tanesinde kesinlikle aynıdır e, kelimesi geçiyordu. Cevapta ona düşüyordu zaten. Geldim hücre bölünmeleri kısmına. Dediğim gibi karşılaştırmalı soruların gelmesi için çok uygun bir kısım. Uzun yıllardan da uzun yıllardır demeyeyim de 2-3 senedir de şekilli soru gelmiyor. Mayoz ve mitozun şekilli sorularına özellikle dikkat edin gençler. Genel özellikler üzerinden sözel karşılaştırmalı sorular geliyor. Şu basamakta şu olur, bu basamakta bu olur. Ama şekilsel bir soru da karşımıza çıkabilir. Yukarıda verilenlerden hangisi işte mayoz geçirmekte olan bir hücrenin, 2n 4 kromozomlu bir hücrenin mayozuna ait olamaz, mitozuna ait olamaz tarzında bir soru gelebilir diyeyim. Sonra devam edeyim TYT ile geçen sene 19. Ee, sorumuz bir soy ağacı sorusuydu. Bu senede yine soy ağaçlarından gelme ihtimali yüksek gençler. Geçen seneki soruda hemen karşımda bakayım. İşte X'e bağlı baskın taşınır mı? X'e bağlı çekinik taşınır mı? Otozamal baskın taşınır mı? Otozamal çekinik taşınır mı? Tarzında yerleştirme sorusuydu. Yine bu tarz bir yerleştirme sorusu karşımıza çıkabilir. Veya dediğim gibi kan gruplarıyla eşeğe bağlı kalıtımdan doğrudan bir soru da gelebilir gençler. Ekosistem, ekolojisi ve güncel ...çevre sorunlarına baktığımız zaman... ...yine bir tane sorusunun geldiğini görüyoruz. Güncel çevre sorunları kısmına... ...bu sene özellik, özel... Ee özellikle dikkat edin diyeyim. Gençler herkesin yapabileceği biyolojik çeşitlilikle ilgili çevre kirliliğiyle ilgili sorular karşımıza çıkabilir TYT sınavında. Buradan da hemen AYT kısmına geçiyorum gençler. Geçen sene AYT'de 28, 29, 30 ve 31. sorular sistemlere aitti. Bu senede gelecek soru sayısına 4 veya 5 olarak tahmin ediyorum gençler. Üreme sisteminden çok uzun yıllardır soru sormadılar. Belki basit bir üreme sistemi sorusunu dahil edebilirler. Komünite ve popülasyon ekolojisinden geçen sene iki soru geldi. Bu senede bir veya iki tane sorusu gelecektir. Simbiyotik yaşama çok dikkat edin gençler. Mutalizm, konmensalizm, ammensalizm bunlar ÖSYM'nin sevdiği başlıklar. Sorusunu da karşıla kıyaslı olarak yazmak kolay oluyor. Aynı zamanda popülasyon dinamiğine etki eden faktörlere de dikkat edin. Popülasyon ekolojisi kısmında diyeyim. Buradan da genden proteine kısmına geçiyorum. Geçen seneki 32. ve 34. soru genden proteine kısmındandı. Bu sene de genden proteine kısmından soru gelecektir gençler. Bir tane protein sentez mekanizması ile ilgili olabilir veya DNA eşlenme mekanizması ile ilgili olabilir ya da gençler biyoteknoloji ile ilgili doğrudan bir soru karşımıza çıkabilir. Biyoteknolojide öğrendiğimiz kavramları şöyle bir üstünden geçin. Biyoetik neydi? polipuloidi neydi, melezleme neydi, klon neydi, kök hücre neydi? Bu kavramların sınava girmeden mutlaka bir üstünden geçin diyeyim. Geliyorum canlılık ve enerji ünitesine. 36 ve 37. sorular geçen sene AYT sınavında canlılık ve enerjiye aitti. Bir tanesi doğrudan solunum sorusu, bir tanesi doğrudan fotosentez sorusuydu. Ama baktığımız zaman gençler solunum fotosentez karma bir soruda gelebilir. Yani bir deney düzeni üzerinde ikisini birlikte sorarsa tek soruda verir veya iki farklı soru şeklinde de sorabilir. Deney düzenekleri de AYT sınavı için çok uygundur diyeyim gençler. Buradan da bitki biyolojisi kısmına geçiyorum. Bitki biyolojisinden geçen sene iki soru geldi ama bu sene iki veya üç tane soru karşımıza çıkabilir. Belki canlılar ve çevre kısmından soru sormayabilirler gençler. Eğer soru sormazlarsa onu bitki biyolojisine atacaklarını düşünüyorum. Yani fazla soruyu bitki biyolojisinden soracaklarını düşünüyorum. Bitki biyolojisiyle ilgili böyle çok Zor sorular karşımıza çıkmıyor. Gelen sınavlara baktığımız zaman bitkilerin genel özelliklerinin üzerinden sorular karşımıza çıkıyor. Şimdi madde alışverişini anlatıyoruz ama çok böyle e, ayrıntılı detaylı kısımlar var. O ayrıntılı detaylı kısımlar çıkmıyor. Genel özellikler, genel hatlar üzerinden sorular karşımıza çıkıyor. Yani bitki biyolojisini bilmiyorsanız e, ya da tekrar edecekseniz şöyle bir genel kısımların üstünden geçin gençler. Aman çok uzun ben bunu öğrenem hemen mantığıyla bakmayın. Bitki biyolojisini hızlı bir şekilde dinlerseniz özet olarak verdiğimiz kısımlardan zaten o kısımlar üzerinden sorular karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi böyle çok teferruatlı zor sorusunu koymuyorlar. Canlılar ve çevre kısmına baktığımız zaman bir sorusu gel edebilir gelmeye edebilir gençler. Burada da biyolojik çeşitlilikten adaptasyondan varyasyondan bahsediyorduk. Zaten çok küçük bir kısımdan oluşuyordu. Çok küçük bir üniteydi. Genel tanımlara dikkat etmeniz gerekiyor. Canlılar ve çevre kısmında diyeyim. Böylelikle biyoloji sınavı ile ilgili soru tahminlerimizin de sonuna gelmiş olduk. Gençler koskoca bir sezonu bitirmiş olduk. Bu sizinle e, son videomuz gibi bir şey olacak gençler bundan sonra 2022 tayfamızla ancak e, üniversite sınavından sonra soru çözümlerinde görüşeceğiz. Hepinize sınavınızda bol 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 başarılar diliyorum. Umarım seneye benim videolarımı seyretmek zorunda kalmazsınız gençler. Şu dönemlerde hepiniz finallere hazırlanıyor olursunuz. Hemen buradan da ödüllü soruya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.